Mavi Balina ve Momo'dan sonra dijital oyun dünyasında çocuklar yeni bir tehlikeyle karşı karşıya. Tehlikenin adı bu kez Mavi Bebek. Oyunun çocukların ruh sağlığını bozduğu, hatta facialara yol açabileceği belirtiliyor. Momo'dan kaçıyor. Polisler kaçıyor. Momo'dan kaçıyor. Saçmalık yani. Çocukların akıllarını yıkıyorlar bu oyunlarla. Çok güzel bir oyun diye öneriyor ama girdiğinde seni zehirliyor yani oyun bildiğin. Arkadaşlarından bazıları yüklüyor. Çocuğuma sahip çıkacaksın, başı boş bırakmayacaksın. Allah korusun. Talimatlar veriyor, bağımlı hale getiriyor. Çocukları hedef alan yeni tehlike Mavi Bebek. Ben oyun adını kullanmayı çok sevmiyorum. Çünkü bu bir oyun değil, aşamalı cinayet planı. Çocukların ciddi anlamda intihara kadar gidebileceği zararlı bir süreç. Mavi Bebek oyunu internette arama sayısının artmasıyla geldi gündeme. Mavi Balina ve Momo oyunları gibi bu oyunda çocuklara hitap ediyor. Onları etki altına alıp tehlikeli telkinlerde bulunuyor. Bu bebeğe... Bebeğe! Zihinlerin altına bir şeyler sokuyor. Belki kardeşini kıskanmasını, belki başka bir şeyi ona empoze ediyor. Biri oynadı mı öbürü de oynayabiliyor. Ve bir bağlandı mı öyle kolay kolay bırakmayacağı belli oluyor. Bir sürü çocuklar zehirliyor, şey yapıyor. Kötü bir oyun. İnternette birçok zararlı oyun var. Mavi Balina, Momo derken şimdi bir de Mavi Bebek oyunu ortaya çıktı. İşte bu oyuna bulaşan çocuklar oyunun verdiği talimatları yerine getiriyor ve ilerleyen safhalarda artık bir serap görmeye başlıyor ve daha sonra kendine zarar verebiliyor ve hatta canına kıyabiliyor. Gençlerde en çok gördüğümüz düşüncelerden bir tanesi şu: bana bir şey olmaz ya da ben kontrol edebilirim. Yani başkası belki canına kıymış olabilir ama yok canım beni kandıramazlar, yok canım ben aldanmam, yok canım ben inanmam gibi kendilerine böyle bir güvenleri söz konusu oluyor. Ama meraklarına kapılmaya çok müsait bir dönemde oldukları için o meraklara kapılıp acaba nedir düşüncesiyle bunları denemeye başlıyorlar. Bozabilecekleri ilk şey de çocuklar oluyor. Çünkü onlar daha çabuk oyuna gelebiliyorlar, daha çabuk kanabiliyorlar. Karşıyım zaten hepsine karşıyım. Oyun oynamalarına da karşıyım. Tüm bilgisayar oyunlarına karşısın. Hepsine karşı. Bizim toplum olarak boş olan zihinleri doldurabilecek daha dolu boşluklar bulmamız lazım. Çocukların bu tarz tehlikeli oyunlara yönlenmemesi için ailelere büyük görev düşüyor. Üç tane meseleye dikkat ederlerse, yani çocuklarını internetten gelebilecek olumsuzluklara karşı hazırlarlarsa, nasıl başa çıkacakları konusunda bilgilendirirlerse ve çocuklarını psikolojik olarak güçlendirirlerse çocukların başa çıkmalarını ve zarar görmeden bu süreci atlatmalarını sağlamış olurlar. Yasakladık biz onları ya. Oynatmıyoruz. Dikkat ediyorsunuz. Tabii oynatmıyoruz. Onları izletmiyoruz zaten biz. Mavi Balina, Mavi Bebek, bunlara karşı dikkatlisiniz. Tabii onlara karşı dikkatliyiz. Bakacaksın çocuğun ne yapıyor, neyle oynuyor, nereye gidiyor, ilgileneceksin. Başı bırakırsan ya davulcuya gider ya zurnacıya gider.